Ve şimdi bir Skype bağlantısı yapacağız. Uzman klinik psikolog Emre Konuk yayınımızda olacak. Merhabalar, iyi pazarlar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, selam. Şimdi öncelikli olarak biz neden birlikteyiz? Ruh Sağlığı Komisyonu mecliste bir hazırlık komisyonu oluşturdu. Bir yıl evet. süren bir süreçti ve sonrasında taslak bir metin hazırladı, yasa tasarısı. Ve bu metinde nasıl ayrıntılar var? Sizin gözünüze çarpanlar neler? Aslında gördüğünüz belli bazı sıkıntılı yerler de var. Bunları sizinle konuşacağız ve önerilerinizi soracağım ben size. Ama öncesinde çok sıcak bir konu olduğu için ve sizi de bulmuşken şunu da sormak istiyorum. İlk sorum bu olsun, sonrasında konuya geçeceğiz. Biliyorsunuz dün acı bir olay yaşanmıştı. Başbakan, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu hayatını kaybetti. Şimdi hastaneden bugün yapılan bir açıklama var. Felce giden bir hastalıktan bahsediliyor ve bunun yaratmış olduğu ağır bir travma söz konusu olabilir diye. Şimdi felce giden bir hastalık deniyor. Bu süreçte yani bu sürecin bu şekilde noktalanması ya da bu davranışı nasıl yorumlarsınız? Aynı zamanda yine ağır hastalık yaşayan kişiye ve ailesine bu süreçlerinde nasıl bir öneride, tavsiyede bulunursunuz? Şöyle diyebilirim, böyle bir süreç herhangi bir yaşayan insanı ciddi olarak etkiler. Bu da bizim dilimizde travmatik bir süreçtir. Ben tahmin ediyorum ki, tanımadığım için hiç bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki bu süreç içinde hekimlerin veya terapistlerin denetimi, kontrolü altında bir süreç yaşanmıştır. Tahmin ediyorum. Ama buna rağmen birçok durumda da engellenemez durumlar ortaya çıkabiliyor tabii ki. Onun dışında bu aile için tabii ki çok ciddi bir travma. Eminim beklenmeyen de bir olay, tahmin ederim. Etkilenen insan sayısı, işte bir aile kaç kişi ise, yani 3-5 kişiden 50 kişiye kadar bir ailedir. Onların içinde etkilenenler vardır. Eğer normal bir yas tepkisine aşan şeyler yaşanıyorsa, mesela kabususlar, gece rüyalar, yoğun olumsuz duygular, bunlar için travma ile uğraşan, işi travma olan bir terapiste ve tabii ki bir hekime başvurabilirler. Hekim ilacını verir eğer terapiyle uğraşmıyorsa. Ama terapist bu süreci nasıl daha kolay atlatabilir? Eminim çok ciddi katkısı olur. Böyle diyebiliriz. Peki, çok teşekkürler yanıt için. Şimdi biz asıl meselemize, asıl konumuza gelelim. Az önce bahsettiğim gibi işte Ruh Sağlığı Komisyonu mecliste bir hazırlık komisyonu oluşturdu. Bir yıl boyunca çalıştı ve bir yasa tasarısı, bir taslak metin çıkardı ve bunu da ruh sağlığı örgütlerinin görüşüne sundu. Benim de elimde evet. şimdi o taslak metin var. Şimdi öncelikli olarak siz bu metni nasıl değerlendirirsiniz? Size göre olumlu ve olumsuz gördüğünüz ve altının çizilmesi gerektiğini düşündüğünüz maddeler ve noktalar hangileridir? Şimdi şöyle, birkaç meslek örgütü, ruh sağlığı hizmeti veren birkaç meslek örgütü bu çalışmada yer aldı. Aşağı yukarı yaklaşık da bir yıl bir emek harcandı ve bir metin ortaya çıktı. Bu metne baktığımız zaman çok sevindirici olan taraf, ruh sağlığı hizmeti ve organizasyonu söz konusu olduğunda büyük ölçüde Avrupa uygulamalarına, müktesebatına ve Amerika uygulamalarına, genellikle modellerimiz oralardan gelir. Büyük bir ölçüde uyum sağladığında çok yenilikçi, yasamızda olmayan, bizim sağlık yasamız 1928 tarihlidir. Adı da biraz gariptir, hiç tekrarlamayayım. O yasada ruh sağlığı zaten yer almaz. Dolayısıyla 1928 yılından beri o yasayla bir çeşit ilgili bazı yasalar çıkarılıyor veya yönetmelikler.
idare etmek zorundaydık. Bu yasa tamamen dediğim gibi genel ruhuyla bir Avrupa müttefikatına, insan hakları beyannamesine uyan bir yasa. Bu yanıyla çok iyi. Ama iş şeye geldiği zaman genelde psikoterapistin tanımı, ruh sağlığı hizmetinin tanımı, nasıl yapılacağı vesaireye geldiği zaman ciddi eksikleri olan ve gelişmekte olan ve ruh sağlığı hizmeti çok açık olan bir ülke için yetersiz buluyoruz, öyle diyelim. Evet, şöyle bir cümle geçiyor. Psikolojik müdahale ve tıbbi müdahale. Evet. Bunu nasıl eleştirirsiniz ve bu ne anlama geliyor? Yani şimdi psikolojik müdahale gereken yerde tam acaba teşhis konulamadan tıbbi müdahaleye mi geçilebilir? Bunu mu eleştirirsiniz? Ne söylersiniz bununla ilgili? Evet. Hayır, bu açıdan değil. Çünkü normal işleyen bir süreçte bir ekip çalışmasıdır. İşte psikiyatriste gider danışan, oradan teşhisini alır, ilacını alır gerekiyorsa, tıbbi müdahalesi neyse o görülür. Psikoterapi de psikolojik müdahaleye girer. Şimdi burada sıkıntı, bütün dünyada neredeyse 19. yüzyılda hallolmuş bir kavramın, yani tıbbi müdahale nedir, psikolojik müdahale de nedir kavramının ve bu ayrımın bu yasada hallolmamış bir şekilde gelmesi sıkıntılı. Yani bir psikolojik müdahaleyi, yani terapiyi, psikoterapiyi veya herhangi bir psikolojik müdahaleyi tıbbi müdahale dediğiniz zaman ortada psikoterapistin, terapistlerin veya psikolojik müdahalede bulunan insanların tıbbi müdahale yapmış olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu doğru değil. Yani böyle bir uygulama yok, böyle bir kavram da yok. Peki süremizi biraz daha verimli kullanmak için de son sorumu soracağım ben. Önerileriniz ne olur? Söylediğiniz şeylerin daha da iyileştirilebilmesi için sizin öneriniz ne olur ve siz ruh sağlığı örgütleri olarak da kendi hazırladığınız metni sunacak mısınız? Görüşlerinizi ulaştırmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, biz bu metinleri tabii ki ilettik meslek örgütlerine. Bizim talebimiz şu, ben Çift ve Aile Terapisi Derneği Başkanıyım. Ve başka bir iki derneğin daha başkanıyım, ruh sağlığı hizmeti veren. Bütün dünyada aile, ruh sağlığı söz konusu olduğunda çok önemli bir yere sahiptir. Yani aileyi göz ardı ederek bir ruh sağlığı hizmeti yürütemezsiniz. Yani mümkün değildir. Çünkü eğer ruh sağlığı hizmeti görüyor olarak görmezseniz bir aile terapisi örgütünü, meslek örgütünü, o zaman o sigorta kapsamına girmez. Yani aileleri, aile sorunu yaşadıkları zaman özellikle anne ve babaların çocuklarıyla olan ilişkisi burada önem kazanır. Çünkü artık biliyoruz ki sorunların önemli bir kısmı ailede olan bitenlerle ilgili. Yani yetişkin olduktan sonra, ilerledikten sonra bunu yasa kapsamına almıyor olmak çok büyük bir eksikliktir. O kadar ki yasa metninde aile lafı bile geçmiyor. Hep bireyler olarak geçiyor. Bir en önemli eksiklerden bir tanesi bu. İkincisi, bu işlerin kimler tarafından organize edileceği, yani ruh sağlığı hizmetinin nasıl yürütüleceği ile ilgili sıkıntı var. Burada da bir diğer ülkelerde olduğu gibi, yani Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi bir akreditasyon kurulunun oluşturulması ve bu akreditasyon kurulunda da meslek örgütlerinin aktif olarak rol alması ve bu düzenlemeyi yapabilmesi ve ileriye taşıması gerekir diye düşünüyoruz. En önemli yanlarından bir iki tanesi budur. Peki, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, katkılarınız için. Sağ olun, uzman psikolog. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Emre Konuk bizlerleydi, devam edeceğiz.